Yecep amca günaydın, nasılsın bugün, iyi misin? Seni çok özledim ya. Bak bir gece ayrı kalamadım senden. Teşekkür ederim amca, teşekkür ederim. Sana da günaydın karşım. Ne güzel, ne temiz bir hava var burada ya. Oo, bugün ne yapıyorsun bakalım, söyle bakalım. Senin köyü geliştirmemiz lazım, ne yapmamız lazım? Yecep amca, bugün bana bir tane şöyle güzel bir havuz yapalım mı? Etrafında şöyle güzelce süsleyelim, püsleyelim. Ama önce ben başlayayım, tamam mı? Tamam yorumcak, sen başla. Yecep amca, sen yaşlı ve dombili, göbekli bir abi olduğu için çok çalışamazsın. Ben çok hızlı çalışırım. Sen sadece beni izle bakalım. Ben yorulursam sana söyleyeceğim, tamam mı? Tamam yorumcak, tamam. Hadi bakalım, çabucak yap. Yecep amca, havuzun şöyle kenarlarını tam bir fayansla yap, kapladım, su kaçmasın. Kaçarsa devamlı su doldurmak zorunda kalacağız. Kim taşıyacak bu suları? Ben taşıyamam. Sen taşısın anca. Sen taşırsın örümcek. Sen taşırsın, havuz senin çünkü. Atla bakayım şuna. Ah, yüz bakayım biraz, yüz. Yüz, ah güzel, çok güzel. Yecep amca, çok güzel gözüküyor. Bak bu havuz bitince var ya, 10 numara 5 yıldız olacak. Havuzum şimdi. Yecep amca, şöyle kenarlarına yukarıdan böyle bir gölgelik yapacağım, gölgelik. Fazla güneş vurmasın, onun altında da böyle yüzdükten sonra dinleriz, kafamıza güneş geçmesin. Ya örümcek ya, sen de düşündüğün şeye bak ya. Havuza girmişsin, çıkmışsın, yok kafama güneş girmeyecek, yok bacağıma güneş girmeyecek, yok kulağıma girmeyecek. Güneş çıksın yeter ki ya, güneş olsun ya. Güneş güzellik, ferahlık demektir ya. Yecep amca ya, sen de var ya, burada öyle bir güneş oluyor, öyle bir sıcak oluyor ki. Güneş tepemizden vurduğu zaman bana beynimizi kaynatıyor ya. Şu ejderha senin mi örümcek? Evet benim Yecep amca, onu bağladım o da ağaca. Devamlı kanat çırpıyor. Vay, ben yalan söylediğini gördüm ya. Örümcek, senin kadar büyük yalan söyleyeni görmedim ya. Yecep amca, sen de var ya, şaka yapıyorum ya. Orada antrenman yapıyor, kanatlarını geliştiriyor. Yecep amca, çalışması güzel ama izlemesi daha güzelmiş. Sen çalışırken seni izliyorum ya. Çok iyi oluyor ya. Bayağı yorulmuşum ben de. Dinleneyim biraz, sen çalış bakalım. Örümcek, şuraya şöyle bir demir bir şey koyayım. Basamakların üstüne koyarım, şöyle kapatalım. O dediğim projeye uygun bir havuz çıkacak bakayım inşallah. İnşallah şöyle güzel bir. Havuz yapalım, ondan sonra altında bir keyif yapacağız seninle, tamam mı? Yecep amca. Efendim örümcek, efendim. Bir müsaade et de konuş, ya işimi yapayım ya. Ben hem konuşup hem de iş yapamıyorum. Bak, ya taşları yanlış yerleştiriyorum, ondan sonra da yamuk yumuk bir şekil ortaya çıkacak. Beni konuşturma, konuşturma beni. Tamam Necep amca, tamam. Sadece izliyorum ben. Bak şimdi şuraya bir tane de atlama kulesi yapacağım. Bunun üstüne çıkacağız, buradan atlayacağız havuza. Birazdan göstereceğim sana. Atlama kulesini de yaptık. Şimdi etrafını böyle çevirelim bakalım, güzel olsun. Böyle yeşillik, doğaya uygun ortamlar yer. Havuz olduğunu gösterelim. Yecep amca, maşallah çok güzel çalışıyorsun ya, çok güzel. Bak, hop böyle atlayacaksın. Hop. Örümcek, diyorum ki şu havuzun kenarına böyle bir şey yapayım sana,
mangal falan koyalım. Böyle bir mangal, masa, sehpa falan, böyle ızgara, cızbız, Adana kebap. Ne dersin? Allah diyeyim Yücel amca, Allah diyeyim. Tam benim istediğim gibi oluyor, tam benim istediğim gibi. Havuzun başında bir mangal keyfi yapalım seninle. Tamam mı? Ya devamlı tamam mı, devamlı tamam mı diyorum sana Yücel amca ya. Çok komik oluyor değil mi? Tamam, tamam, tamam. Örümcek, tamam mı diyorsun devamlı? Tamam diyorum ben de sana. Yücel amca, gene tamam mı dedim ben ya? Tamam, tamam, tamam. Bak şu mangal yapacağımız yerin üstünde böyle bir kapatalım. Çok güzel oldu ha. Harika oldu. 10 numara 500 oldu ha. Örümcek, sana yakışan bir havuz oldu. Altında da sana ve bana yakışan bir havuz keyfi yapalım. Havuz partisi yapalım. Boğazıma da toz kaçtı ya. Taşın tozu var galiba. Izgarayı koyduk buraya. Mangalı koyduk. Şimdi orada uygun malzemeleri seçelim. Şuraya yerleştirelim bakalım. Çok şık bir havuz başı dizaynı yapmış olacağız Örümcek. Necem amca, vallahi çok güzel oluyor ha. Ben malzemeleri bir ayarlayayım. Ondan sonra bak sen şimdi bu malzemeleri de koyduğumuz zaman burası var ya, öyle tatlı, öyle bir güzel yer olacak ki var ya. Burada var ya, danayı kesiye yersin yani. O kadar iştah açıcı bir mekan olacak. Buraya bir sürü insan gelmek isteyecek ama yok, getirtmeyeceğiz. Bak görüyor musun Örümcek, bak. Ne kadar güzel, ne kadar şık oldu değil mi? Necep amca, çok güzel oldu. Vallahi çok güzel oldu ya. Mükemmel oldu, mükemmel. Mükemmel oldu. Bak Örümcek, böyle havuza giriyorsun, sonra çıkıyorsun, geliyorsun. Şurada bir koyun var. Koyuna diyorsun ki koyun, seni keseceğim, yiyeceğim. Koyun da diyecek ki gelmek istemiyor, gelmek istemiyor. Bak koyun kardeş, yarın seni burada bir güzel yiyeceğiz Örümcek'le. Tamam mı? Saygı duy bize, biz de sana saygı duyalım. Haydi bakalım canım, haydi bakalım, haydi bakalım.